Merhaba arkadaşlar e, bugüne kadar hep canlı video e, izlettik şu anda da e, fotoğraf makinesiyle çektiğim çektiğim görüntüleri kısmet olursa e, sizlere izlettireceğim e, şu anda arkadaşlar Yani fotoğraf makinesinde daha şeyli mesela, e, daha net, daha şeyli mesela şey yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Mesela burası bizim mahallede bir, burası e, kebapçı vardı altında. E, buralar yıkılmış. Fakat şu anda hala şöyle söyleyeyim yani ben orayı e, Antep'te yani İslahiye'de tanıdıklarım olduğu için Oradan haber alıyorum. daha Şu anda hala yıkılmamış. Arkadaşlar yani bu ilk böyle hani şeye deprem olduktan sonra ilk gittiğim şey fotoğraflardır bunlar. Yani öyle söyleyeyim size. Şey olarak da bu, bu cami bizim mahallede. Sadece bizim mahalledeki bu cami sağlam duruyor. Diğer bütün cami minareleri ve camiler de yıkıldı yani. Hem cami minareleri hem de camiler de yıkıldı. E, bu da hemen e, yanında bir lahmacun şeyi vardı. E, Oralar da yıkılmış. O kebapçı yanında. Bu da bibercinin olduğu şey. E, biber çekimleri vardı. Yazın yapıyordum. E, sizler izlemişsinizdir. E, o bina. E, daha sonra ayrıntılı fotoğraflar gelir. Burası da e, şu anda ne alanıydı burası? Sit alanı burası. Yani buraya herhangi bir şey yapılamaz. Sadece buraya işte çadırlar kurulmuş. E, Afat çadırları, Kızılay çadırları. E, bu alan boşluk yani. Öyle söyleyeyim size. Sadece e, Afat çadırları var. Bir de konteyner e, evler e, yapılıyor. Bu şeyde Bak gördüğünüz gibi. E, arkadaşlar yani tabii ki İslahiye Nurda hatta bunu şöyle söyleyeyim size yani bu 11 ilimizde gerçekleşen bu depremde yani çok e, zarar gören arkadaşlarım çok oldu yani bu arada benim arkadaşlarım da öldü bu şeyde e, İslahiye'de o Müge Apartmanı'nın olduğu yerde arkadaşım ölmüştü yani hatta beraber fotoğraf çekmeye gitmiştik onunla Allah mekanı cennet etsin burası da e, ee, ne evlerdi burası? İflahi geçici yaşam alanı. Ee, burada da benim arkadaşım oturuyor. E, ee, ne derler o evlere bir şey söylüyor da şu anda aklıma gelmedi. Görüyor musun? Hep diyorum ki anlatırken şey yapayım yine unutuyorum. E, ee, arkadaşlar bu evler de yapıldı. Benim arkadaşım da burada oturuyor. Çok memnunlar öyle söyleyeyim size. Ee, bu cami de e, o, bu evlerin olduğu yerlerde yani bunu da minareleri yıkıldı. Zaten e, ben ilk gördüğümde gerçekten e, şok olmuştum. Yani ilk yani İslahiye'ye gittiğimde şok oldum. Yani bu şeyler görünce, bu apartmanları, şeyleri görünce baksanıza şuraya arkadaşlar. Yani gerçekten e, korkunç yani. Hani ben şeylerimin e, korku şehri diye yazmışımdır zaten e, başlıklarına videolarımın. Ama gerçekten korku şehri gibi bak bu video... İlk defa bunu şey yapacağım yani bu fotoğraf olarak çünkü fotoğrafları da daha böyle e, fotoğraf makinasıyla çektim daha e, yakın canlı böyle şeyde çektim yani ya arkadaşlar yani gerçekten e, yani korkunç bir şey tabii ki, depremin e, yüzü gerçekten çok soğuk yani şuraya bakar mısınız yani şuralara mesela e, girmeye çalıştım içerisine. Fakat böyle hani şey ne psikolojik olarak yani şeyim bozuluyor. Yani giremiyorsun da yani. Onu da söyleyeyim sana. Yani şu alanlar mesela işte bu hayvanlar da hepsi bunlar da depremi yaşayan dostlar yani. Bunlar da korkmuşlar. Onlar bile e, o kadar etkilenmişler ki insana karşı daha farklı böyle hani şeyler yani. Nasıl diyeyim? E, hayvanlar bile böyle durgun. Yani böyle hani böyle saldırırcasına değil böyle veyahut hani bazen köpekler mesela şey olduğu zaman insanlara karşı böyle şey yapıyor ya yok öyle bir şey yok yani ben bir sürü öyle köpeğe geldim rast geldim yani hiç şey yapmadı şuraya bakar mısınız arkadaşlar şuraya bak darma duman olmuş yani dersin ki e, sirkelemiş sirkelemiş bırakmışsın yani burası bibin olduğu yer ama bu başka bir bim yani tabi orada e, nereden baksan 4-5 tane bim var yanılmıyorsam herhalde öyle olması lazım e, İslahiye'de yani çoğu da ka hepsi kapalıydı bir tane şok vardı o kadar yani ben bir tane şok açık gördüm o da yine çarşının içindeydi e, yanılmıyorsam orası fazla katlı bir yer değildi yani arkadaşlar şuralara bakan içerileri e, buralar bir de buraların molozu alınmış yani biz molozu alınmış bunlar da yeni yıkılacak yerler yani zaten o hani bazıları çökmüş zaten Bazıları çökmüş, bitmiş zaten. E bak burası da demeyeyim dedim. Burası büyük bir ihtimalle şeyden e, otogarda, oto, evet otogarın olduğu sokak burası. Yani çok kötü, orası da çok kötü. Çünkü bayağı bir alanlar gitmişti yani yıkılmıştı. E, burada yine otogarın olduğu şeyden yani. Arkadaşlar bir de bazen hani şey olursa, hani e, yanlış şey söyleyebilirsek yani hani şurası o şu bimide şurada veya da şu şurada dediğim zaman e, yanlış anlaşılmasın. E, fotoğraflar e, fotoğraflar hani çabuk geçtiği için e yetiştiremediğimden bazı şeyleri e, bazı kelimeler bazı, yani bazı şeylere gidiyor yani e, yanlış binalara veya şeylere gittiği için on, ondan dolayı kusura bakmayın. Çünkü e, fotoğraf bu sonuçta e yani bunu yani fazla da şey yapıp da millete sıkmak istemiyorum. Yani 3 saniyelik bir şey yaptım. Yani 3 saniye bir fotoğrafın geçişi. Yani 7 saniye yaparsan bunu nereden baksan 4 saat mi neydi galiba yanılmıyorsam. Ama şu şu haliyle şu haliyle yanılmıyorsam 1 saat ya 18 dakika ya da 20 dakika olması lazım. Veya 19 dakika diyelim. Yani arada korkunç bir fark var yani. O yüzden arkadaşlar fazla şey yapmaz Bu BİM'de şeyde e, burada hatta çadırlar da vardı. Bak yine e, sesimiz geriden gelecek. Burası e, burası tam e, çarşının içinde olan yer. Hatta şöyle söyleyelim. Buraya dedim ki şunların isimlerini yazayım ki e, unutmayayım diye. Yine şey geldi. Şimdi e, konuşma şeyi geldi yine unuttuk. Eee arkadaşlar şuraya bakar mısınız? İçeriler ne hale gelmiş şu kısımlara? Ya yani bu şey eee Hakkı Demirel Caddesi arkadaşlar burası. Hakkı Demirel Caddesi'nde bütün binalar eee hepsi yıkılacak büyük bir ihtimalle. Yani orada belki çok az eee belki birkaç bina eee kalır belki. Onun haricinde hepsi yıkıla, yani yıkılması lazım. Çünkü patlamış her Yani şurada fotoğraflarda görüyoruz Ben aslında e, bunun canlı videolarını çekmiş e, e, video olarak atmıştım zaten. Ama fotoğraf olarak da çok farklı. Öyle söyleyeyim size. Yani fotoğrafta daha böyle hani e, yakın çekimler yaptığımız için belki videoda bu kadar hani e, üst kata veya alt kata böyle hani çıkamadık ama ama fotoğrafta şu anda e, daha şeyli mesela e, gösteriyorum. Bu Hakkı Demirel Caddesi arkadaşlar yani orası çarşı ben öyle diyorum oraya. Yani orası İslahiye bir çarşı ama tabii bir e, yani yukarıdan aşağı bir çarşı. Ama tabii ki çarşı dediğin zaman içerilerde de bir sürü çarşı yerler var mesela. E, olduğu o çevre mesela oraya ne derler? Çarşı büyük bir ihtimalle öyle başka da bir şey yok yani. Arkadaşlar yani e, bu bu şey, bu caddenin arka taraflarında da mesela benim yani o kadar yerler yıkıldı ki yani belki oraya da belki fotoğraflar e, orada da çekmişimdir. Büyük bir ihtimalle e, çıkacak karşımıza. Burası git dediğim gibi Hakkı Demirel Caddesi'nde olan binalar. E, burası gerçekten çok kötü. Hatta şöyle söyleyeyim size. E, yani bir gün akşam geçiyorduk buradan yani. Ben o görüntüyü gördüğüm zaman, hatta benim evlat da yanımdaydı, dedim hadi gitmeyelim, şudur budur dedim. Gidelim, gitmeyelim, gidelim, gitmeyelim. Biriler de geçiyor, biz de onlardan cesaret aldık gittik ama yani orayı geçene kadar, şu binaları geçene kadar e, gel bana zor yani. Gerçekten e, çok korkunçtu yani. Arkadaşlar bak burası dediğim gibi e, Hakkı Demirel Caddesi, eğer ismi yanlış söylemiyorsam ben aklımda kaldığı kadarıyla diyorum. Ee, yani şu şeylere bakar mısınız arkadaşlar? Yani her şey kimse bir şeyini de kurtaramamış. Yani o kadar kötü yani o kadar şey. Burası şeyde bir yine bir pasta, pastane filan olması lazım. Böyle ee, öyle şey olarak bir fotoğraf çekmişiz. Yani bu isla yani şöyle söyleyeyim sana çarşının içinden e, yerler bunlar arkadaşlar. Yani dediğim gibi yani gerçekten e, fotoğrafta çok daha farklı e, hatta daha böyle e, net görüyoruz. Öyle söyleyeyim sana bu da depremden etkilenmiş bir dostumuz yine öyle söyleyeyim sana. E, bak binaların tepesi böyle hani patlayan yerlerin belirli böyle hani o kadar kötü böyle biz zaten şey noktaları çektik yani. E, en böyle şey noktaları çektim yani hani e, paylaşayım diye yani. Çünkü çok kötüydü yani bir de İslahiye benim sevdiğim yer. Yani gerçekten e, ben üç senedir gidip geliyorum. sevdiğim yer yani kendimin kendim gibi yani düşünüyorum. Yani sanki ben de oranın içindeyim. Tabii benim evladım orada oturuyor zaten. öğretmenlik yapıyor. Hani yani benim sevdim yani. Ben sevdim de insanları da iyi. Yani öyle söyleyeyim yani Arkadaşlar yani şu alanlar gerçekten yani korkunç bak Buralar hepsi yıkılmış hepsi maluzları kalkmış yani o demin biraz önceki fotoğraflarda gelen bak bu bu şekilde duruyordu böyle kolon bu şekilde şey olmuş. bu doğrudan şey yapıyordum bir yani bu şeyleri çekerken baktım öyle çiçek açmış dedim göz aşinalı öyle dedim bir, birkaç tane fotoğraf öyle vurdum yani öyle yani bu şeyin arasında gitsin yani bir izlerken kardeşlerimiz bak arkadaşlar burası Beyaz Saray apartmanı burada da mesela ben çok merak ediyordum buralara bir şey olmuş diye olmuş maalesef buralar da hepsi şey olmuş onun altında fırın vardı hatta şöyle söyleyeyim şimdi belki o fotoğraflarda gelir mi gelir büyük bir ihtimalle arkadaşlar şuraya bakar mısın ya şey gibi ya yani savaş alanı bak dolapları içeride şeyler yani yani hiçbir şey, kimse bir şey yapamam. Perdeler, kliması, şudur budur, yani abizesi, yani yani Rabbim gerçekten e, o kardeşlerimize sabır versin. Allah'ım bir daha böyle bir şey göstermesin, kurban olayım Allah'ıma. Yani arkadaşlar gerçekten e, çok çok e, bu deprem yerlerindeki 11 ilimizdeki bütün kardeşlerimize çok çok geçmiş olsun diyorum. Rabbim bir daha göstermesin inşallah. Arkadaşlar gerçekten depremin yüzü gerçekten çok soğuk. E, bu kardeşlerimiz hepsi çadırda kalıyor. Gel ki bak şimdi şöyle bir şey bizim ev e, bizim eve bir şey olmamıştı. Bizim ev şöyle bir çekim yapmıştık orada. Hatta benim evlat çekmişti onu yanılmıyorsam. E, o öyle bir şey yani Düşün yani bu depremin sallantısında ev var ya karman çorman yani istesen o kadar dağıtman elinle ayağınla uğraşsan mümkünatı yok o kadar dağıtamazsın evi. Öyle bir dağılmıştı. Yani onu toparlayana kadar şey, size şöyle söyleyeyim. Yani biz o evi temizleyene kadar yani benim orada kaldığım sürece de tabii ki hepsini yani temizlikle şey yapmadım ama 18 gün. 18 gün sürdü. 18 gün yani. Yani insanın bir şey yapacağı da gelmiyor. O evi öyle gördüğünüz zaman yani çok dağınık. Çok dağınık, çok dağınık. Bildiğiniz gibi değil. Yani bütün her şey bir iğneden bir ipliğe kadar hepsi elden geçti. Çünkü ha diyeceksin temizlendi mi tam olarak? Yok o da temizlenmedi. Çünkü niye temizlemedi onu da söyleyeyim size. E, çünkü e, evin duvarları, muvarları hepsi patlamış zaten. E, orada Tamam aşağıda gerçekten e, kolonlar bizim açıkta olduğu için e, kolonlarda herhangi bir sorun yok. Çok şükür elhamdülillah. Ama e, evin içinde hatta dışında patlayan yerler çok. E, o kapılama mı ne diyorlar ona bir şeydi diyor. Montolama. Montolama olan yerler mesela hepsi patlamış. E, yani onlar hepsi büyük bir ihtimalle yeniden bir daha aşı olması lazım. E, bakalım nasıl olacak. E, bizim eve de zaten. Her tarafı patlamış bilmiyorum. Daha şu ana kadar biz baş vurduk ama herhangi bir şeyle şey yapamadık. Ama devletimiz bizi e, yolda bırakmayacağından çok eminim Allah'ın izniyle. Arkadaşlar yani gerçekten şuraya bakar mısınız ya? Yani buralar şimdi burası farklı bir mahalleye gittim galiba bu şimdi bu görüntüler oradan. Evet. Yani buraların bir kısmı e, molozlar alınmış. Ee, bunlar molozların içinde demirler için kuşlar da oraya konmuştu. Onlardan öyle bir e, görüntü çekmişim. Yani arkadaşlar şuraya bak ya böyle bir şey hakikaten görülmemiş ya. Hani asrın depremi diyorlar ya gerçekten o asrın depremi. Yani bu ne ya? Ya şu şeye bakar mısınız arkadaşlar? Yani hakikaten korku şehir dediğim kadar var yani fazlası var Eksiği yok yani. Ee, onun için e, Rabbim bu kardeşlerimize yardım etsin. Hep beraber inşallah devletimiz, milletimiz el ele inşallah bu şeyden e, çıkacağız inşallah Allah'ın izniyle. E, arkadaşlar bak gördüğünüz gibi tabi bazı şeyler hani güneşe denk geldiği için arkadaşlar belki hani biraz şeyli hani şeyli puslu gibi gözüküyor ama yani havanın gerçek rengi buydu yani. Ben bu fotoğrafları çektiğim zaman yani hiç bu fotoğraflar hamdır yani hiç bu fotoğraflara elim sürülmemiştir yani. Sadece ham fotoğraf olarak bunu ben şey yapıyorum. Herhangi bir oynama veyahut da bir şey yok. Ham tamamen yani çekilmiş. Şu anda da şunları topladım bir araya. Şu anda yayınlıyorum. Arkadaşlar bunlar Rafat Çadırları'nda zaten böyle hani ısınmak için tabii ki şey yapmışlar. Güzel de olmuş ama. Tabii ne kadar güzel olursa olsun arkadaşlar çadırda yaşamak çok zor. Yiyeceksin sen yaşadın mı? Yaşamadım ama e, tahmin edebiliyorum. E, tahmin edebiliyorum çünkü e, şöyle bir şey de söyleyeyim. Burası bizim arkadaşımızın e, mahallesi. Burada güvercinlere falan çekiyordum. 6-7 ay önce. Bu da kardeşimiz e, öyle bir fotoğraf çek dediği bana onu öyle bir çekim yaptık kardeşimize İbrahim abimin oğlu ee, kardeşi var Ferhat Polat ya arkadaşlar bu güvercinler de onun hatta çağırdı beni yukarı gel ey, abi fotoğraflar çekmek istiyorsan gel çek filan işte hatta oradan da görüntü. Bu bizim mahalle. Bak bizim mahallede bak benim evin önü yıkılmış bak. Sadece şu ortada şu duruyor. Daha, bak bu, bu duruyor bu da arkası. Bak buralar hepsi şu o tilmen yemekçiliği yıktılar. 5 gün sürdü oranın harfiyatını e, harfiyatının kalkması. Yani molozları yani yıkıp e, oranın şeyini kaldırması. Daha bu binalar duruyormuş. E, burası bir burası yıkıldı. Burası şu anda yok. Yani belki fotoğraflarda bilmiyorum gelebilir. E, ...gelirse size... E, ...ben oradan tekrar size... E, ...anlatacağım. Nasıl kısmet olursa inşallah. Burası Ali Baba'nın yeri. İşte orada kebapçı vardı. E, oralar baksana şeyde zaten... E, ...gözüküyor. Yani... ...şöyle söyleyeyim. E, burası tren istasyonunun olduğu bölge. Yani... Arkadaşlar... Yine dediğim gibi burası e, bizim e, bizim evin karşısı. Yanılmıyorsam bak. Buralar şey oldu. Hepsi gitti. Hatta buranın bu binaların e, üstünde çatı e, çatı vardı. Çatıda e, demirleri, sacları filan e, söküp götürdüler. Tilmen yemekçilik. işte burası dediğim gibi e, yıkıldı. Şu anda yok. E, bunlar ilk, belki ilk çektiğim fotoğraflar olduğu için şu anda geldi. Burası Ezer da kahfenin olduğu şey bu kırmızı bina. Bu da burada buradaki kardeşlerimiz de yani burada yaş ev evleri zaten bu burası şu gördüğünüz şey. E, sadece şeyi gözüküyordu. E, belki de bir dahaki geldiğinde onu size şey yaparım. Burası İslahiye sosyal tesisler mi ne diyordu bilmiyorum. onu Şu anda tren stasyonu tam karşısında bizim evin tam karşısındaydı. Ee, bazı fotoğraflarda bir bulanık şeyler var. Ee, o yüzden e, bu çadırlar yine dediğim gibi tren istasyonunun oradan geldi. Aslında bazı fotoğraflar çift çift olduğu için e, demek ki e, gözümüzden kaçmış yani silemedik. Yani zaten fotoğraf silmeyi hiç istemiyorum da. E, ya ki bazen de çift olması iyi. Bak bunu da burada da eşya taşıyorlar yine. E, burada yine bizim e, balkondan çekiyorum evin karşısındaki bir yer. Burada şu anda yağmur çok yağdığı için arkadaşlar şemsiye açmışlar. Afat çadırlar bu bizim hemen evin önünde. E, arkadaşlar burası Burası dedik kaldık. Ee, burası neresi? Ha burası bizim cadde ya. Ben bak şaşırıyorum arkadaşlar. Yani burası da şey e, karşıdan karşıya geçmek için bir merdi merdivenler. Merdivenler üstünden bunu da çekiyoruz. E bu binalar da yıkılacak arkadaşlar. Yani buralar da çok kötü patlamıştı bilmiyorum. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Şu anda e, ben bu fotoğrafları çekeli herhalde bir, bir, bir buçuk ay geçti. Öyle diyeyim size. E, Fazla değilse eğer. Bir buçuk ay rahat geçmiştir. Ee, buralarda bu binalar şeylerin arkasında da bir şey vardı. A101 vardı filan. Oralar hep yıkılmış. Bu okulda şu anda okuma şeyi olmuyor zaten. Ee, hatta çoğu okullar mesela şey oldu. E, bir yere gidiyor. Burada da demir tartımı yapılıyor şu kısımda. Ee, burası Burası da yine bizim mahallenin orada. Yeni bu bankalar taşındı buraya yani Vakıf Bank, Halk Bankası, bilmiyorum başka banka var mıydı. Şu alanlar zaten şeyler yıkılmış zaten gördüğünüz gibi temizlenmiş. Açık bir alan olarak kalmış. Arkadaşlar burası da şey Migros'un Caddesi burası ne bulvarıydı Antep bulvarı bir de Hatay bulvarı dediğimiz şey sokaklarda orası ee, orada da yıkım şeyler olmuştu Hatta videosun orada da vardı yanılmıyorsam ee, burada yine bura çarşının içine yakın yerler buralarda da bayağı bir e, yıkım yerler olmuş yani bak şu kısma bakar mı burası çok kötü ee, arada böyle e, hayvan dostlarımız da karşımıza çıkıyor. E, burası yine dediğim gibi e, Hatay bulvarının olduğu bölge. E, bu dere şeye gidiyor, nereye gidiyor bilmiyorum. Yani tarlalardan aşağı böyle bir yerlere gidiyor ama fazla şeyini bilmiyorum. Yani bayağı yani suyu biliyorum. Dini. Ama tarlalardan önden geçiyor. Ama bir yerler sulanıyor mu sulanmıyor mu onun fazla bir bilgim yok. Şu anda ne desek boş. Ee, burada burada hala o şey şeccat ha Burada bu amca sağ olsun öyle şey yaptı. Fotoğrafımızı çek bizi falan. E, öyle şey yaptı. E, ben de onların fotoğraflarını çektim. Hatta bayağı da bir sohbetimiz oldu. Hatta beni davet bile etti sağ olsun. Allah razı olsun. Ya insanları cana çok yakın. O da oraların bir köyünde mi ne oturuyormuş galiba. Sağ olsun. Allah razı olsun. Yani gerçekten hiç şeysiz adamlar o kadar yani iyi insanlar yani. Yani tanımıyor, etmiyor mesela ve davet etti. Allah razı olsun yani. Çok çok iyi insanlar öyle söyleyeyim size. Allah yardımcıları olsun inşallah. Ondan da evleri yıkılmış. Öyle biraz sohbet ettik. Arkadaşlar burası hurdacılar şöyle şu, şu kızımla öyle çekimler yaptık. Yani bu şeyden toplanan hurdaları getirip oralara şey yapıyorlar. Ee, galiba oraya şey. Bu da o hurdacıların olduğu yerde bir valla mandalina ağacım, portakal ağacım öyle bir çektim yani. Ee, bu da yine burada yıkılan böyle bir yer. Ee, fırın terk edilmiş yani. Ee, yani yıkılmış zaten. Yani gördüğünüz gibi yani o yüzden terk edilmiş fırın. Burası şeye çıkan cadde. Burada yine bir dostumuz öyle bize şey yapmaya çalıştı. Havlamaya çalıştı. Çok tatlı bir şey ama. Gördüğünüz gibi burada da yine o bazı hani iki katlı, üç katlı yerler var. Yani orada da bazılarında hepsinde değil de en çok eskiler duruyor. Öyle söyleyeyim size. Yani Eski binalar duruyor ama yeniler Yeniler hepsi yani neredeyse patlamış yani darma dumanı. Bak burası da A101. E, neredeki bu bilmiyorum şu anda. E, evet burası yine dediğim gibi Hatay Bulvarı ve Antep Bulvarı olduğu şeyde caddedeyiz. Öyle devam ediyoruz şu anda. E, burası da he, burası şeyden gelen yer. Çözemedim orayı. Şu anda geçtik orayı da geçtik. Arkadaşlar bak. Ben sadece fotoğraf olarak bak bu camiye bak. Bu cami de yani bunlar da çok yani eski camiler. Bunlar hepsi yani hiçbir tane diyorum ya. Bir tane minare yok yani. Bizim mahalledeki bir cami hariç hiçbir tane e, minaresi e, olan cami yok. Hepsi yıkılmış. Bu da yine Ante... E, ...şey bulvarında... E, ...Hatay bulvarında bu teyze burada... ...şey yapıyor. E, en azından o şeylerde... ...yani açmışlar sağ olsunlar... ...Allah'a razı olsunlar yani. E, millete en azından gelip domatesini, biberini... ...şuyunu buyunu alsınlar yani. Allah razı olsun yani öyle... E, ...kardeşlerimiz de var. Hatta kebapçılar falan var öyle hani. Adamlar şey yapsın. Bak bu camide arkadaşlar yeniydi burada... Onun da minareleri yok Şu anda bunlar e, bu şey aynı yer zaten C camiye giden sokak sadece orada gelen işleri göstermişiz mesela bak gördüğünüz gibi e, o kadar şey çok ki burada da mesela e, cami minar cami vardı o yeşil şeyin orada o da yok o da yani şey olmuş ha bir de bazı arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyeyim yani bazı camiler komple yerinden bir olmuş ya yani onu da söyleyeyim. Ee, ha bir de geçen bir kardeşimiz öyle şey olmuştu e, ben böyle an anlatırken e, ne dedi ya hepsi sürekli hepsi yalan filan bir şeyler yazmıştı. Ben de dedim ki nereden nasıl yalan dedim. Hatta ben de videoyu tekrar izledim. Dedim ki acaba dedim bir şey gerçekten yalan bir şey mi söylemişim veyahut da bir yalan bir şey mi konuşmuşum dedim. Yani niye yalan demiş bu kişi dedim. Ondan sonra Kardeşim sen beni dedim yani tanıyor mu ne yani ne dedim yalan bir tam şeyini söyle ki ona göre ben de eğer gerçekten bir işe varsa yani e, düzeltilecek videoda düzeltilecek bir yer varsa düzeltirim. veya videoyu geri çeker yeniden atarım yani. Videoda baktım bir şey bulamadım yazdım adam yazdım kaldırmış yani kimse artık bilemiyorum. Ya onun için bazen hani ben o yüzden dedim hani baştan başlarken e, bu da bir, bizim arkadaşın şey e, arabası. E, burada şey olmuş, pelt olmuş. Yani hatta e, üç, üç katlı yeri var. O, o, da yani tamamen yerle bir olmuş. Hatta orada bunlar ikisi de çiftlikçiler. Hatta o çiftlikçi kardeşlerimle onların da evleri orada aynı. Aynı yerdi zaten. Orada yerle bir olmuş yani. Kesinlikle yani hatta şeyi şey, mi kalkmış yani. Şey kalmamış orada yani. E, şeylerin morozdan morozdan kaldırmışlardı. Ben gittiğimde düz bir yerdi zaten. Orada e, koyunları otlatıyorlardı. Yani o kısımda biraz da şey olmuş yani otlanmış. Yani onu onu diyordum. Ee, bazen hani fotoğraflarda bazı şeyler e, dedim ya ses ya sonradan gidiyor ya da fotoğraf geçtikten sonra konuşuyorum. Hani o zaman hani bazı şey olunca yalancı şeyine düşmüş olmayalım arkadaşlar. Ben şimdiden buradan sizi de yani uyarıyorum. Çünkü Bazen oluyor fotoğraflar e, erken geçebiliyor. E, belki hani aynı yerde şey yapamıyorsak e, sözümüz söylemiyor. Bir de bazen şimdi seslendirdiğim zaman e, telefon telefon geliyor. O da bozuyor şey, galiba şeyin ayarını. Öyle de olunca zaten komple gidiyor. Arkadaşlar burada da yine arabalar var galiba pet, pelt olmuş. Yine öyle söyleyeyim size. E, afak çadırları zaten gördüğünüz gibi yine böyle arka arkaya geldi e, yani vallahi Allah yar ve yardımcılar olsun öyle söyleyeyim burası e, yani tek katlı böyle yerlerde o demek ki biraz önceki gördüğümüz yerler şu kısımlar mesela iki katlı bilemedin üç katlı Ya yani genelde o iki katlı üç katlı şeylerde bir şey yok burası bizim arkadaşın çiftliğiydi ee, orada da bir şey yok sadece o da çoluğunu çocuğunu almış çiftliğin önünde çadır kurmuş orada şey yapıyor Ç çünkü abi diyor korkuyorum diye içeri girdiğimiz zaman diyor sallanıyoruz diyor yani o kadar e, korkunç geçmiş yani şeyi adam anlatıyor yani giremiyorum diyor içeri diyor yani anlatması çok şey yani gerçekten yani her taraf e, darma duman öyle söyleyeyim size. Yine diyorum Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah. Çadırlar var, şeyler var işte. Hayvanlar da bak oradan da meseleden biraz önceki çadırın içindeki inekler vardı. Çünkü onlar da mesela şey olmuşlar mesela yerleri yıkılmış adamların. Yerleri yıkılınca çadır açmışlar. Yani burası Cemil Meriç Ortaokulu mu öyle bir şey olması lazım. Yani bu şeyde tren istasyonu burası buradan tren normalde çalışıyor ama şu anda tabii bu depremden dolayı çalışmıyor. Ben bundan 6-7 ay önce veya 8 ay önce bilemiyorum. Şu anda tam net şey yapamıyorum. Yani gittiğimde orada tren çalışıyordu. Hatta oranın çekimlerini de yapmış atmışımdır yani. Videoyu yapıp attım şeye. Youtube kanalıma. Ya arkadaşlar yani şuraya bakar mısınız? Bak yani hiç yani <laughs> gerçekten e, çok kötü. Bu arada hangi, kar bazen karlı dağları gördük. E, e, onlar da yeni yağmıştı. Yani ben oradayken yağdı. Yani Cemil Meriç ortaokul dediğim yer de burasıydı. Biraz önceki e, geçen fotoğrafta arkadaşlar. E, buralar e, dağların eteklerinde e, bir şey zaten. Öyle bir bir baştan bir baş öyle gidiyor yani yani çok da bir Güzel bir yerde, öyle söyleyeyim size yani. Gerçekten benim için çok güzel. Bak orada da, o yeşil yerde de camiler vardı. Camiler şu anda minare falan yok. Eski fotoğraflarda hepsi duruyor artık. Eski fotoğraflardan da bir kısım yayınladım ama hani tam net. Çünkü ben arkadaşlar şöyle bir şey var, yani fotoğrafları şey yaptıktan sonra YouTube'a attıktan sonra fotoğrafları siliyorum. Yani e, elimde kalan bak bu cami de mesela çok uzaktan çektiğim bir şeydir bu. E o da yok minaresi. E, burada da işte gittiğimizde e, hayvanlar burada e, otlatıyorlar. Eee tabii hayat devam ediyor. Çünkü hayat devam ettiği için e, kardeşlerimiz e, devam ediyor. Burada da bir kardeşimiz tanıdığımız bir şey koyunların otarmaktan geliyordu. Öyle hatta merhabalaştık. Ee, yani zaten şeyin her tarafında zaten arkadaşlar çadır var. Ee, yani İslayenler yani tarafından neredeyse çadır var. Yani kimisi evlerinin yakında, kimisi mesela şeyde, kimisi otogarda yani o belirli hani toplu böyle çadırların olduğu yerler. Mesela burada da e, şimdi, neresiydi oraya? Şey yapamadım. Şu anda aklıma gelmedi. E, bu da yine çarşının içindeki yer burası. Hakkı Demirel Caddesi'nin olduğu bölge büyük bir ihtimalle. Çünkü demirler görünce tanıdım. Çünkü buranın altında şu anda hala bir kat var. Bu üstündeki demirler. Buranın altında bir kat var. Bak şu gözüküyor şu anda. Yani fotoğrafta gördüğünüz gibi. Bak duvarları filan var. Ee, yani bu cadde bak burada e, komple komple patlamış. Burada koltukçular vardı. Tabii koltukçu vardı o koltuk yapan ya düşemeci. Bak evet doğru söylemişiz. Burada komple patlamış. Daha bilmiyorum şu anda yıkıldı mı yıkılmadı mı ama büyük bir ihtimalle çok fazla şey olmamış. Yani daha fazla bir yıkım şeyi gerçekleşmemiş. Bilemiyorum. Allah dedim ya yar ve yardımcımız olsun. E, ee, burada mesela e, odunlar var. Büyük bir ihtimalle orada e, fırın varsa ekmek pişiyor. Burada da mesela şey e, burada biz de bekledik burada. Çünkü gelip şey alıyorduk buradan. E, ne Yani bize verilen hakla neyse onu şey yapıyorduk yani. Yani daha doğrusu ben değilim de benim evlat yani şey yapıyordu. E, bu BİM e, yıkıldı. Ben oradayken e, hatta ben yıkımını onun e, videolar çekmiştim. E, yıkılıyordu. Hatta yani aynı gün aynı gün çektim. Dersinde de zaten İstanbul'a geldim. Yani komple yıkımı bitmemişti ama şimdiye kadar çoktan bitmiştir. Bu BİM yıkıldı yani. Burası şu anda yani yerle bir olmuştur. Yani yıkılmıştır yani. Bak görüyorsunuz arkadaşlar bak her şey içeride. Eşyalar, buzdolapları, ondan sonra e, dolaplar, kapılar, yani her şey duruyor. E, burası bizim mahalleye yakın. Burası yeraltı geçidi. E, burayı çok kullandık bu gidişimizde de. Yani e, bu yine Hakkı Demirel Caddesi'nde olan bina. Bu binaya hep bu değil de bir öncekinde bu tren stasyonu yanındaki bina. Burası Haklı Demirel Caddesi. Bu binalar zaten orası da yıkılıyordu. Bilmiyorum daha şu anda komple yıkıldı mı yıkılmadı mı bir bilgim yok. Ee, ancak onu sorup öğrenmek lazım. Ee, buralar zaten şeyleri alınmış. Burası spor salonu bu şey. Bu alı sağ filan var orada. Ee, bilenler için de bilmeyenler için söylüyorum. Aslında ben ben de fazla isimlerle fazla bir bilgim yok ya. Yani Burası geçit üst geçit dediğim gibi hep burayı çok kullanıyorum. Yani biraz bacaklarım ağrıyor yani bacaklarım biraz derken bayağı yani zorlanıyorum orayı çıkarken ama çıkmak zorundayız. Başka şey yok. Şimdilik canımız canımızsa çıkmaya çalışıyoruz yani. Bu market biber marketiydi. Biraz önce söylemiştim. Orası da bilmiyorum bayağı bir patlama olmuştu. Burası bizim mahallede bina. Bu şehit Metin Gür Apartman bizim mahalleye deki bina. E, bu da dediğim gibi burada tilmen vardı o yıkıldı bilmiyorum şu anda hala e, tam bina olarak geliyor fotoğraflara ama yıkık şey ne kadar var onu da bilmiyorum e, veyahut da o fotoğraflar e, şu anda nerede onu da bilmiyorum yani belki bu şeyde anlatmasak diğer bir e, videoda inşallah onu anda. Bu bina bizim bina şu gördüğünüz o yandaki de e, Zerda Kafe'nin olduğu bina. Yani oralar yani şu gördüğünüz gibi param patlamış her taraf yani. Burada da bak Asır'ın felaketinde e, yaz, yazılı bir pankart geldi. Burası e, arkadaşlar burası şey caddesi e, bu nereye gidiyor burası bilmiyorum o caddeye ne diye bir Bilgim yok yani. Şimdi atmayalım en iyisi. Yani en iyisi bilmiyorum diyelim. Daha iyi aslında. Ama öğren öğrensek daha iyi tabii ki. En azından. Tabii ki bunu ben bilmiyorum ama bilenler biliyor tabii ki. Bunu mesela bu fotoğrafları e, izleyen kardeşlerimiz veyahut da bu e, videoyu izleyen kardeşlerimiz e, onlar bilirler mesela. Bak e, burada da yine e, burada sırada insanlar var. Eee yani orada da yine yiyecek şeyi vardı yani diyorum ya biz de gelip bekledik yani burada yani onun için e, o mecbur bekleyeceksin başka bir yolumuz yok yani çünkü e, her şeyi mesela onu 15 on günde mi ne öyle bir şeyde bir veriyorlar galiba. Yani konservatörü bilmiyorum bir şeyler veriyorlar yani şu anda onu şey yapmamın veya anlatmamın gereği yok yani zaten. Yani Ama sonuçta ihtiyaçtır yani. E, buralar dediğim gibi e, gördüğünüz gibi zaten yıkılmış. E, molozları kalkmış. E, zaten e, devamlı e, moloz taşıyan e, kamyonları e, görebiliyoruz zaten orada. Mesela e, yürüdüğün şeyde yani. E, gördüğünüz gibi bak burada da mesela doğalgaz şeyler orada durduğu şeyde bak. Burası biraz önceki e, o koltukçunun olduğu bölge. Ee, yine dediğim gibi isim, ismini bilmediğimiz için e, söyleyemiyorum burası. Arkadaşlar burası tren istasyonu istasyonundan yani bu şeyden bu düzgâhta düzgâhtan gidiyor geliyor yani o öyle söyleyeyim. Burada karşı şeyler beyaz saray apartmanı burada. E dediğim gibi altında ekmek var. Yani ben buraların hiç yıkılacağını hiç yani şey olduğunu düşünmemiştim ama yani maalesef e, ben şok oldum. Yani ben kendi oturduğum evi bile ben yani ilk gittiğimde tanımadım. Yani çünkü direkt evin, evin karşısına geldi. Çünkü her tarafı yıkılmış, temizlenmiş. Senin evin mümkünatı yok. Yani böyle hani karşıyan öyle birdenbire ev çıkar mı yani mümkünatı yok. Ben araya gireceğim, bilmem nereye gireceğim, sokağa gireceğim. Ondan sonra ben eve yerişim. E, eve Karşıyan direktmen çıkınca e, afallıyorsun, şaşırıyorsun. Hatta ben orada e, bu şeyleri çekerken o kadar şeyler vardı ki mesela. Yani her yeri unutmuşsun yani. Dersin ki hani değişmiş yani. Farklı yani. Hani şey, e, videoların başlıklarında attığım gibi yani İslahiye Korku Şehri gibi olmuş diyorum ya. Aynısı yani gerçekten öyle. Arkadaşlar yani nereye baksan her taraf patlak. Nereye baksan yani bak gördüğünüz gibi bak araba bu da şey olmuş pelt olmuş. Mesela buranın altında bir milyoncu deriz biz İstanbul'da. O şeyler vardı ama oralar da hepsi patlamış. E, bayağı şey olmuş. Bu bizim mahallenin orada yakın yerlerde buralar şey olmuş. E, hep arka tarafları dediğim gibi e, dümdüz olmuş. Orada hatta ben bir iki katlı bir bina vardı. Yani oralar şey olmuş. Ondan sonra orada kebapçılar vardı. Bizim evin oralarda. Onlar e, kebapçıların yerleri. Sadece onları o 5-6 önce çektiğim şeyde e, orada onları da çekim yapmıştım hatta. Ama onlar sadece orada bir hatıra kaldı. Öyle söyleyeyim yani. tabi inşallah kendilerine bir şey olmamıştır. Yani çünkü şöyle ben camide de mesela ben e, gittiğimde yani camide sabah namazına gelen e, kardeşlerimizi hiç tanımadım. Hiç o daha evvel eee Karşılaştığım e, abiler amcalar vardı. Kimseyi göremedim yani. O yüzden bilmiyorum. İnşallah bir şey yoktur. Ama ben göremedim yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte bak. Fotoğrafta her şey gözüküyor zaten. Yani depreme korkunç yüzü. Her şey gözüküyor bak. Hiçbir yer şey kalmamış yani. Bahar olduğu için arkadaşlar tabii ki yap şeyler de çiçekler o demin çiçek de yapmıştı şey yapmıştık. Ee, bahar olduğu için e, çiçekler açmıştı yapraklar şey olmuştu daha yeni yeni. O yüzden e, bahar zaten baharın içinde gittim ben ve bu okul da kullanılmıyor büyük bir ihtimalle. Bilmiyorum belki daha evvelinden mi kullanıyor, şimdi mi kullanıyor onu bilmiyorum. Tabii bir malumatım yok. E, bu binalarda mesela e, bak belirli şeyler zaten patlamış zaten içeride. Bak dolaplar duruyor, bilmem ne duruyor içeride. Tabii bunlar ancak fotoğraf makinasında görebiliriz. Yani normal çekim video çeksek belki onu göremeyiz. Ancak içine girip e, o şeyleri görmemiz lazım. E, bu mahallede yani ne diyorlar bilmiyorum mahallenin ismine ama yani bu da şöyle söyleyeyim sana sebze meyve pazarının üstlerine doğru çıkıyorsun bayağı bir üstlere doğru hatta orada bir yeni bina var o binanın olduğu bölümden yukarı gözün orada fırın filan var bak bu seç diye bir bir firmanın şeyi var yani orada yıkılan öyle bir iki katlı yerler gördüm hatta orada e, arabalar şu bak aynı ah, şu anda geldi arabalar pelt olmuş. 3-4 tane araba vardı orada yanılmıyorsam. Bak bu binalar mesela bu iki katlı aslında bunlar eski hiç bir şey olmamıştı ama burada bir yıkım olmuş yani. Burada eski binalarda da patlama olmuş. Demek herhalde burayı fazla sallamış demek bu kısımlarda. E, burası ha bak şey geldi burası neydi o? Tilmen yemekçilik miydi? Orasıydı galiba. Evet şurası bak yıkıldı. O bina şey olarak şey olduğu için e, tek kata düştü yani orası üç bir dört katlıydı tek kata düştü burada da bu kardeşlerimiz e, yağmur geçmesin diye e, ben gördüm yani yağmur yağıyordu Oraları e, toparlamaya çalışıyorlardı ki hani şey olmasın bu kardeşlerimiz de e, Beyler mahallesinde oturuyorlar Aa, öyle fotoğraf çektirdiler çektik e, Beyler mahallesi bu arası bu arada burası Beyler Mahallesi'nde bir şey yoktu arkadaşlar. Ee, ben oraya video çekmiştim daha evvel. Beyler Mahallesi yani belki deprem e, en az e, şey yapan yani yani orada yıkılmayan yerler Beyler Mahallesi'nde. Yani oradaki kardeşlerim hatta orada muhtarı da tanıyorum sağ olsun kardeşimizden. Muhtar kardeşimiz de Halil kardeşimiz. Yani orada bir fazla bir şey olmadığını. Yani öyle birkaç bina şey olmuş ama burada Beyler Mahallesi'nde de e, bu çocuklar da böyle hani şey yapıyorlardı. Orada e, güllü oynuyorlardı. Biz biz de köylerde böyle hani çocukken yani bu şey yapardık. Yani çocuklar ne yapsın? Çünkü dünyanın en masum insanları çocuklar tabii ki bu arada. Öyle söyleyeyim yani. Evlatlarımız. Aa, bak burası bizim muhtarlık mı acaba? Evet. Büyük bir ihtimalle öyle olabilir mi ki? Yok ama bir bilmiyorum. Yani şimdi hiçbir şey söylemem en iyisi. Muhtarımı ben gördüm. Hatta bu demek ki bu çocuklarla öyle konuşurken muhtarım oradaydı. tam oradan geçerken öyle bir sohbet ettik. Merhabalaştık. Arkadaşlar burası sit alanı olduğu yer dedim. Ee, biraz önce de oraya gelmiştik bak bu kısımlar sit alanı olduğu yer. bu gördüğünüz e, binalarda büyük bir ihtimalle hepsi yıkılacak yani burada e, yüksekte duran binalar bana göre hepsi yıkılması lazım ben ben çektiğim fotoğrafları siz de görüyorsunuz eğer burada yanlış bir şey varsa siz söyleyin bu yavrumuz ya ki, ki, kitaplıklara şey olmuş yanım benim ya çocuk orada şey yapıp e, okumaya çalışıyordu bu çocuklar top oynuyorlardı öyle atta görünce el salladılar o ilk şeyde tabii. Bunların o fotoğraflarını şey yapamadım. Ee, bak burada şey yapıyorlar yine top oynuyorlar. Bak burada da bu e, konteynerler ya şey yaparken yerlerini yapıyorlar. Mesela hani giderlerini yani yani çok güzel yapıyorlar yani Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin, milletimize zeval vermesin. Kurban olayım Allah'a. Yani arkadaşlar yani her şeyi de yapmış da şey de yapmış ama maalesef e, biz insanlar bunun e, kıymetini galiba bilmiyoruz herhalde. Öyle mi diyelim bilmiyorum yani hala e, yani yapmıyor etmiyor diye şey yapmaya çalışıyoruz yani. Onun için ben hep söylüyorum Allah devletle millet bir aradadır devlete millete zeval vermesin ben tek temennim budur. Ben bunu söylüyorum. Ben hiçbir şey şeyinde değilim. Allah'ım devletimize, milletimize zeval vermesin. Çünkü millet devlet el el olmamız lazım. Burası da arkadaşlar yine Beyler Mahallesi'nde demin bir şey geçti. O cami vardı orada. Burada da o cami orada da bir cami yıkılmıştı. Bilmiyorum ya, yanılmıyorsam caminin kendisinde de zarar vardı galiba büyük bir ihtimalle. Minaresi zaten gitmiş. Zaten minare minare olarak hiçbir şey yok zaten. Onu söyleyeyim size. Minare minareli şey yok. Yani cami yok, minareli cami yok kesinlikle hem de. Evet burası Beyler Mahallesi'nden arkadaşlar burası aslında benim eee eee sevdiğim bir bölge burası. Yani burada da kardeşlerimiz var, güvercinli kardeşlerimiz var. Yani hep oralara gidiyorum, o güvercin fotoğrafları çekiyordum. Eskiden bunu bahsediyorum. Tabii şu an, şu an için demiyorum zaten. Şu anda herkesin derdi var, şeyi var. Yani o yüzden güvercinde şu anda vakit geçirecek bir şeyimiz yok tabii ki. ama tabii ki güvercinleri de seviyoruz bu arada. Evet. Yani ben çok seviyorum. burası bu kardeşlerimizde de çok yemeklerini yedim. Allah onlardan razı olsun. Bir biraz ben onları kızdırdım, onlar beni kızdırdı ama ben onlara hakkımı helal ediyorum. İnşallah onlar da bize hakkılar helal etsinler. ben şu anda o mevzuata giremem. bir, bir sürü şey olur. bu zerdek kahve arkadaşlar Buranın meşhur şeyi zaten burayı. Dediğiniz zaman Kahve. Burayı hep yani orada tanınmayacak şey değil. Yani burası bizim işte burası bizim oturduğumuz yer. Bak burada mesela ben kolonları özellikle çektim. Yani burada da yarın ileride burada herhangi bir kolonda ben özellikle bu kolonları bayağı bir çok çektim. Ki yani Birileri burada kolonla molonla hani bir işler yapıp da şey olmasın diye e, bu kolonları bayağı bir gösterdim yani e, şeyde videomda. Hani herhangi bir şey olduğunda yani adamlar e, bu şeyden kaçamazlar. Onu size söyleyeyim yani. E, kolonları tek tek çekmişim orada ben. Bak şu anda görüyorsunuz. E, özellikle çok yani fotoğraf çektim bu kolonlar için. Yani şey olmasın diye. Burası yine bizim camdan e, bu fotoğrafları çekiyorum. E, burada hani biraz önce demiştim ya e, tilmen yemekçilik. Tilmen yemekçiliği yıkım yıkıldı. E, bu cami de benim minaresi dediğim işte cami sağlam cami sadece bu var arkadaşlar. Bak zaten buradan çift minareliydi şu cami. Hep fotoğraf çektiğim zaman öyledir yani. Ben de bunlar o fotoğraflar hepsi hatıra kaldı tabii ki. E, burada kardeşlerimiz işte çamaşırlarını kurutuyorlar. Bu Başka bir şeyde, bölgede o şeyler yıkılmıştı, onun da evi yeniydi ama nasıl bu çok patlamıştı mesela ben de yani görünce şaşırdım. Yani burası üzüm tarlaları, yazında ben buranın üzümlerini çekmiş atmıştım videolarımda. Yani gerçekten muhteşem böyle bir üzüm tarlaları var orada. Burada konteyner taşıyan tırlarımız var devamlı. Ee, böyle hani fotoğraflarıma şey oluyordu yansıyor. Ee, çünkü orada devamlı ya şeye Hatay tarafına gidiyor çünkü Hatay'a giden bakıyor. Devamlı yani o tür şeyleri çektik yani. Devamlı yani şu bina yeni gözüküyor ama bilemiyorum yani ben yeni yeni hatta öyle söyleyeyim çünkü orada ben gittiğim senelerde bina yoktu. Sonradan yapılmış o. Yani şurada üç senedir ben gidip geliyorum. Yani üç senede yani yeni bina orası çünkü ama maalesef yani yeni beni hiç e, bu deprem yani yeni bina dinlememiş yani hepsini patlatmış yani paramparça etmiş şuraya bakar mısınız arkadaşlar ne hale gelmiş binalar. E, burada da şey oluyordu sen söyle e, gökkuşağı e, onu da sonradan rastladım hele. Burası yine dediğim gibi bizim binanın kolonları. Evet. Bu bizim orada bir hayvan dostumuz, ee, Şeyin altında, kolonların altında e, yatıyordu öyle havada biraz serindi. Arkadaşlar, burası Tilmen yemekçilikti demin hani biraz önce anlatıyordum ya hani ee, burası da e, bak gördüğünüz gibi şeyin. E, Zira kafenin olduğu yerdi. Ee, her taraf patlamış camlar, şunlar, bunlar. Yani bir sürü her taraf saçılmıştı yani. Bu bina da komple büyük bir ihtimalle yıkılması lazım çünkü bana göre. Çünkü e, bayağı bir patlamış yani. Ben merdivenlerin filan da yanılmıyorsam onun e, video olarak da çekmiştim. E, Fotoğraf olarak da çekmiştim. Daha yani arkadaşlar yani. Bu nereden baksan şöyle söyleyeyim size. Ee, 1400 mü? 1500 tane fotoğraf var bu şeyin içerisinde. Onu da söyleyeyim size. Ee, bu şeyler de hemen o diyordum ya hani merdivenler var. O merdivenlerin önünde ev yapılıyor ama ne yapılır? Bak bunun önünde. O demek ki o yapılan e, pira prefabrik evler yapılıyor galiba oraya ama kime yapılıyor? Kimin için bilemiyorum tabii ki. Bunlar da depremi yaşayan yine dediğim gibi hayvan dostlarımız. Bunlar da masum gördüğünüz gibi ama pardon affedersiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar bak. yani şu şeylere bakar mısınız? Yani kimse eşyasını, meşyasını, dolabını, şuyunu, buyunu hiç kimse hiçbir şekilde alamamış ki yani. Ya yani bir şey arkadaşlar ya. Ya anlatması bile zor şey yani. Anlatması bile zor yani. Hele ben o ilk gittiğimde yani canlı mesela şey çele, şeyler çekiyordum. Yani dedim hani video çekiyordum. Yani dilim damağıma dolaşıyordu. Yani birkaç yerde videoyu durdurmak zorunda kaldım. Çünkü e, o şekilde tabii anlatamam ağlayarak anlattığım şeyler oldu mesela. Ama tabi onu şey yapamadık yani. E, yani bunlar insan görünce şey olmaz mı? Yani etkileniyorsun. Yani insan sonuçta bunları ben ilk çektiğimde çok kötü olmuştum yani. Onun için Allah bu kardeşlerimize yardım etsin. Yani gerçekten bütün e, 11 il ilimizde olan bütün e, kardeşlerimize bu depremi geçen, geçiren bütün kardeşlerimize Allah'a yar ve yardımcıları olsun inşallah. Burası pazar, İslahiyenin pazarıymış. Ne derler? Pazar mı derler oraya? Ne diyorlar diye? Hal, hal. İslahiyenin hali, haliymiş burası. Hal olarak burası geçiyor. Hatta burada da bir tane, bilmiyorum fotoğraf gelir mi, çarşının içinde bir cami var. Ee, yani onun da minareleri, minaresi yıkılmış. Ha burada bak şu anda bir bir kısmı geldi, ha burasını diyordum. Ee, tek katlı ama burada da işte bak cami, minare de şöyle şuralardaydı. Ee, ben de elimle gösteriyorum sanki şey, neyse işte orası o caminin da minaresi yıkılmış. Ya yani orada fazla değilmiş. Ya kaç senelik dediler ya bana orada ben orada imamla mı konuştum? Kimle konuştum? E, o 30 senelik mi dedi? O aralarda bir şeymiş. Yani burada çarşının içi arkadaşlar. Bak çarşında da dersin ki şey gibi. E, burada yine e, çarşı hatta buradan Demokrasi Parkı'na gidiyorsun. İşte burada çarşının bir kısmı. E, orada artta baklavacılar falan var. E, bazı fotoğraflar e, şeydir. E, çünkü hepsine bakamadım. Bunların e, bunlar içerisinde e, fotoğraflar birer tane çıkıyor karşımıza ama Müge Anlı ve dostların mobil aşevi de bu. E, bu demokrasi meydandaydı. Orada hatta biz bize de nasip oldu. bizde de çayından Orada ne bilsen mı şu bu dağıttılar yani dağıtıyorlardı e, nasip oldu yedik e, arkadaşlar burası bir kebap salonu burası da e, darma duman olmuş bu bina işte yeni binaydı o daha hiç kimse içine taşımadı halde. o binalarda mesela şey olmuş e, patlamış yani onu e, şey normal canlı videolarda çekerken de onu söylemiştim yani hatta içerisine girdim dedim oradan şey çekeyim hani biraz yeni yeni diye vallahi bir çıtırdı geldi ödüm koptu koştum dışarı yani hiç durmadım hem de yani yeni bina yeni bina şey yapamam yani ha, belki yıkılacak mı onlar bilemiyorum yani ne olur bilemem Onlar büyük bir ihtimal yıkmayabilirler de onları yani. Ee, şu binaları yıkılacak. Onu bunu bilmiyorum. Şu şu gördüğümüz ama bu bina yıkılması lazım. Yani bu patlamış bayağı. Baksana her tarafı gitmiş yani. Bak buraya yakın çekim alınmış mesela. Bu binayı diyordum. Bu binanın içerisine girmiştim. Böyle çıtırdı gelmişti. Ee, burası pazardan bir bölümdü. Ee, yani gerkane Pazar mazarda kalmamış. Yani şuralarda tuvalet yapılmış. Yani burası sebze meyve pazarıydı arkadaşlar. Şu anda da arkadaşlar öyle birkaç şey açıyorlar. Yani öyle burada zaten eskisi gibi değil. Yani sebze meyve pazarını belki benim videolarımda izlediyseniz. Yani bundan 6 ya da 7 ay önce çekmiştim. Yani belki görmüşsünüzdür ama şu anda orada artık şu anda öyle şey yapmıyorlar. Sadece orada tuvalet muhalet koymuşlar bir şey koymuşlar. Ee, yani o tür şeyler var. Ee, orada hatta yanında fırın var. Yani e, buraları görüyorsunuz işte her taraf. Yani buralarda oturulur mu? Yani şu kızımlara bak burası Hakkı Demirel Caddesi. Biraz önce dediğim gibi e, bu binalar yıkılıyordu. Ama şu anda büyük bir ihtimalle bitmiştir. Ben geleli nereden baksan e, bir aydan fazla oldu mu acaba? Olmuştur. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bunları yıkmak da yani öyle kolay değil yani öyle yani basit bir şey değil yani Allah diyorum ya kurban olum Allah'a yar ve yardımcı olsun bak bu binanın önü de vardı yarısı yıkıldı yarısı duruyor şu anda burada e, bu kardeşlerimiz de kebap yapıyorlar akşamlar burada e, şey görüyordu burada mesela giden gelen işte yemek yiyorlardı yani. En azından açmışlar sağ olsunlar da en azından hani ihtiyacı olan kişiler veya yemek yemek isteyen kişiler gider orada yemeklerini yerler mesela. Yani bazı öyle kardeşlerimiz var yani. E, dükkanlarını hani tabii dükkanı yok zaten. E, belirli bir yere atıyorsun. E, orada şey yapıyoruz. Bak burada da gördüğünüz gibi bu kardeşlerimiz de mesela o dükkanda çalışıyor. Oradan e, sipariş alıp e, sipariş götürüyor mesela, mesela. Burası Hakkı Demirel Caddesi bu dediğim şey. Binalar o yana doğru gidiyor. Bu binanın önü yıkıldı. Burası duruyor şu anda bilmiyorum. Duruyor mu? Şu anda yıkıldı mı? Onu bilmiyorum. Bir bilgim yok. Burası halı saha. Yani burası demek ki o yerin hemen yan, yanı sayılır. Evet. E, bu fotoğraflar hepsi yine dediğim gibi arkadaşlar hamdır. Buna bu fotoğraflarla hiç oynanmamış. Yani tabii ki oynansa daha farklı bir e, görüntü, daha e, bir net görüntü alırız ama hiç, hiç oynamaya da gerek yok yani en şeyi bu bence. E, hiç yani bence gereği yok yani hiç fotoğrafla oynamaya. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar burası. Bak her taraf yani camlar çerçeveler yani her taraf şey olmuş yani ara ara duruyorum ee, siz de dinlenmiş olur ben de dinlenmiş oluyorum çünkü nereden baksan bir saat e, 18 veya 19 dakikalık bir film e, yani. Bir saat öyle yani kolay değil konuşmak yani ben size söyleyeyim ha. Yani. Burası benim arkadaşım evi aslında. Yani arkadaşım derken bir Ali Ali amca hatta diyorum Ali amca. Hatta bir gün onu biber ekmişti beni sağ olsun öyle şey yaptı. Burası, burada da kardeşlerimiz bak. Burada sebze satıyorlar işte Allah razı olsun. Orada da hemen yanlarında şey vardı. Ee, oradan gelip yere hani canı isteyenler gelip oradan en azından oradan sebzelerini alırlar giderler. Yani e, tabii ki e, Allah diyorum ya devletimize milletimize de var mıyız? Devlet zaten orada yemek de veriyor, su da veriyor, aç da veriyor ama yine de olur insan e, farklı şeyleri ister. Ya mesela diyelim e, bir domates veyahut da bir, bir salatalık veya bir biber veyahut ne bileyim ben alıp bir şeyler kızartırsın, yersin. Yani onun için Burası Hakkı Demirel Caddesi arkadaşlar. Burası en şeylerden birisi. Caddelerden en kötü yıkılan caddelerden veya yıkılacak olan caddelerden birisi. Ee, ne kadar yıkıldı, ne yıkılmadı şu anda bilmiyorum. Orada e, bir tane ön tarafı yıkılıyordu. Orada zaten canlı çekimim vardı. E, çektik orada. E, bu kısımlarda yine öyle canlı çektiğim şeyler vardı hatta yıkılırken de burayı çekmiştim ama şu anda e, ne olduğu bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok yani. Bu caddede zaten gene dediğim gibi Hakkı Demirel Caddesi'nde olan dükkanlar bunrası. Ama buralarda büyük bir ihtimalle burada e, yıkılmayacak bir bina herhalde yoktur. da yine monozlar kalkmış. şeyler bunlar. Arkadaşlar yani hakikaten yani çok kötüydü ya. Yani ben ilk böyle hani adlığımı attığım zaman depremden sonra ilk adlımı attığım zaman bu şeye zaten otogarda e, indik zaten arabada. E, o eve kadar da hatta yürüdük. E, yani Böyle gördükçe bunlar zaten ilk böyle çekimlerimdir belki bunlar. Yani Bayağı bir şey olmuştum yani. Buraya bakar mısınız? Ne hale gelmiş. Çökmüş resmen beton ya. Burası çarşı. Çarşıdan bir bölüm. Bu caminin e, şeyde, çarşıda bir cami var. Yani şu anda cami de geldi zaten. E, minaresi de yıkılmış bunun. E, caminin kendisi de yıkılmış öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü hemen yanında çadırlar var. Çadırlarda namaz kılınıyor burada. Gördüğünüz gibi burası caminin içerisi. Yani burası da adam kaç yıllık demişti ya. Bana 100, 120 mi 150 mi bilmiyorum ki öyle bir şey demişti yanılmıyorsam. E, maalesef o cami yıkıldı hem minaresi hem camisi yıkıldı. Dediğim gibi dostlarımız çok da güzeller. E bu da yani iki katlı, e, tek katlı olan mesela es, toprak bina aslında yani onlar da yani ama çok şeyi böyle tarihi gibi duruyor ya mesela tarihi yani aslında öyle gözüküyor ama. Orada da mesela yıkılan yerler olmuş. Zaten onlar büyük bir ihtimalle e, tarihtir. Yani onları bence yıkıp öyle şey yapmamalar lazım. Bak burada da mesela çok binalı yerler var. Mesela buranın da bir kısım e, yani patlayan yerler var ama bu binalara benzer çok bina var orada. Ama çoğunluğu bana şey geldi yani sağlam gibi geldi bilemiyorum yani bir kısım patlık bir kısım da artık şey oldu yani e dediğim gibi bak baharda yeşillik ayrı bir güzel tabii ki keşke hep böyle baharı yaşasaydık ama e, Rabbil Aleminden gelene hamdolsun ne diyelim yapacak bir şey yok yani. mesela dolaşıyor. Ben şimdi bu fotoğraflar e, İslahiyenler tarafından geliyor arkadaşlar. Yani bir yerden gelmiyor. Yani e, bayağı karışık yani e, bazılarına çok şey olduğu için isimlerini söyleyebiliyorum. Bazılarını mesela hepsini söyleyemiyorum isimlerini. Yani bak gördüğünüz gibi bu iki katlı yerlerde bile şey olmuş mesela buralar mesela darma duman olmuş. Burada da mandalina mı da portakal mı da bilmiyorum. Bir de fotoğraf makinesinde arkadaşlar şöyle bir şey var mesela. Diyelim ki hani bazen bir yere odaklıyorsun. Odakladığın zaman o bölge mesela diyelim şey net çıkıyor. Arkası ne derler onun adına bir şey söylüyorlar da şu anda aklıma o da gelmedi. Vakit kaybetmeyelim ondan. Gördüğünüz gibi bak bu da dostlarımız ayrı bir tabii ki şey yani bunlar da hayvanlar çoğulmuşlar. E, kimi saldırgan, kimisi çok sessiz. Yani hakikaten e, bir şey diyemeyiz yani çünkü onlar da ağızsız dilsiz hayvanlar yani çok. Yani onun için o dostlarımıza da gerçekten geçmiş olsun. Onlar da bir şeylerin dünyasını bilemeyiz tabii biz de. Onun için... Bu arada yeni bina da çok yapılan yerler var ama bazılarına öyle baktım, e, kolonlarına ben genelde kontrol ediyorum mesela baktığım zaman. Beni şey yapan bağlayan kolondur yani. Kolon sağlamsa o bina sağlam olur. Kolon sağlam değilse zaten o binada bir şey bekleme yani. Ama tabii ki şok yok o. Diyorum ya yani yeni yapılan e, binalardan da yani patlayan o kadar çok şeyler var ki o oh, oh. bu da yine Hatay Bulvarı'nın olduğu bölgede o şeyleri çekmişiz. E, bu da su, sulara şey yapıyorlar e, çadırlarda yaşıyor kardeşlerimiz. O yüzden e, su biriktirmek zorunda kalıyorlar. Her tarafa belki su geliyor gelmiyor. Tabii ki bir malumatımız yok. İnsanlarla fazla e, o şeyde de şey yap konuşamıyorsun yani. buraların da mesela molozları kalkmış. Bahar dediğim gibi bahar gelmiş. Çiçekler de vardı. Çiçekler de öyle arada işte birer tane fotoğraf. Aslında Bahar'la alakalı fotoğraflar çok da ben bunun e, bu şeylerin içine katmak istemedim. E, daha çok mesela fotoğraf vardı. Hatta 300, 350 tane fotoğraf daha vardı ama katmak istemedim yani. Burası yine diyorum bizim mahalleden çekilen şey. Bak Tilmen yemekçiliğin olduğu bölgeydi o demin. Bir, bir önceki fotoğraf. E, şu o şeyde ilk fotoğraflarda onu e, dört katlı olarak görmüştük. Sonra e, sıfır tek kata düştü. Sonra da sıfır temizlendi. Hiçbir şey kalmadı. Yani katmat kalmadı. Şu anda bak geliyor. Yanında şey var. Neyse oraya gelmedi fotoğraf. E, burası Zerdekafe'nin olduğu e, şey. Burada çok çalışırlar O yüzden belki burası çok şeye göze geliyor. Bir de yani e, evde olduğum için e, devamlı burada fotoğraf çekme daha şeydi. Mesela cam, camı açar, camdan çekiyordum yani. Bak, şurayı demiştim. Bak bir, bir önceki fotoğraflarda çatılıydı, Şu anda çatısı di kalmadı. Demirler, memirler, e, saçlar hepsi söküldü. E, burada da bu şeyi kuruyorlar. Bundan da aşağı indirdiler. Ondan sonra e, gördüğünüz gibi traktörlere yüklediler, traktörlerden de alıp gittiler yani. Bu da yavrular, çok güzeldi bunlar da ya e Yine bahardan böyle bir görüntüler, e bu arada tabii e, inekler mesela dışarıda, koyunlar, kuzular daha yeni doğmuş. Mesela aslında o şeyleri de şey yapmadım ama burada da koyunları e, otarmaya götürüyorlardı. Burada dostlarımız yine, e, Yatıyorlar öyle. Bu motor da şey olmuş, ee, hırbalanmış. Yani üzerinden bayağı şey çünkü o da yani gitmişti yani. Buranın altı arkadaşlar ee, hat buradan geçmiş yani. O ne derler ne hattı? Depremin hattı oradan geçmiş yani. Bir şey diyorlar, onunla da aklıma gelmedi şu anda. Hatta o o kısım hastaneye gidiyor. Hastane hastanenin bahçesinden geçerekten ha bak buradan şöyle devam ediyor. Yani bu buralar nereden baksan 3-5 metre mesela aşağı düşmüş mesela. Yani ha bak bu kısım bak. Bak bu dağlar nerede nereye düşmüş mesela. Tabii ben metre şeyini bilemem de öyle yani o, o, o kişilerin söylediği şeye göre diyordum ben yani. Yani o kadar olur mu? Metresi olmaz mı? Bilemem yani. Bu Islay Spor'un arabası geçiyordu. Eee zaten şu anda e, şeyinde şeyde ben gittim oranın içerisine girdim. E, hepsi yani futbol sahasının içerisi hepsi şey çadır kent olmuş öyle söyleyeyim yani. Şu anda yani futbol mutlu oynamıyor orada. O fotoğraflar mesela çekerken arkadaşlar mesela kaç sefer e, polisler mesela çevirdiler. Yani ya sal olsunlar Allah razı olsunlar yani tabii ki yani çevirsinler baksınlar şey yapsınlar ama yani ne bileyim ben, yani ben 100 metreye 100 metre yürüyemeden 5 kere polis çevirmesine gittim fotoğraf çekiyorum diye yani nedir anlamadım ben de onu da çözemedim gitti en sonunda gittim karakola şikayet ettim yani. Hatta kaymakamlığa kadar çıktım yani. Yani ben kötü bir şey yapacak bir amacım veya da bir şeyim yok. Yani ben fotoğraf çekiyorum yani. Fotoğraf çektim. Yani bir de burası benim e, yaşadığım bir şehir o yani. Yani yaşadım yani. Hani tamam oralı olmasam da orada yaşadım. Oranın fotoğraflarını daha evvelinde de çekmişim. Yani e, bu da deprem halindeki fotoğraflarını çek çekiyorum yani. Çünkü yaşadım orada, yaşamadım değil yani. E, sevdiğim bir yer diyorum. Ya, sağ olsun kaymakamımız da sağ olsun kardeşim dedi git çek dedi istediğin yeri çekebilirsin dedi ama dedi çadırların olduğu şeylere dedi fazla orlara şey yap, yani rağbet etme gibilerinden söyledi. Ben de şey yapmadım yani girmedim çadırların içerisine. Burası BİM'in olduğu şeydi arkadaşlar.